Burası Seddül Bint. Yani Hazreti Safiye annemizle Peygamber Efendimizin zifafa girdiği, evlendiği yerdir burası. Hayber'e 30 kilometre. Burasının en önemli özelliği, gördüğünüz gibi İslam'dan önce kalmış bir eser burası, baraj. Bu baraj belki Allahu Alem, yani 2000 yıllık belki de var. Peygamberimizden önce olduğunu biliyoruz. Çünkü Müslümanlar buraya geldiklerinde, Mekke'ye, Medine'ye dönerlerken, buraya geldiklerinde su başları her zaman tarih boyunca hep kıymetli yerler olmuş. Dolayısıyla o gün ulaşım, hani iletişim öyle kolay olmadığı için suyun olduğu yer cazibe merkezi olmuş. Burası da böyle bir baraj olunca, gördüğünüz gibi hala su var. Baraj olunca burada Müslümanlar Hayber zaferinden dönerlerken Kinane'nin hanımı Hazreti Zeynep, asıl adı Zeynep, Safiye annemiz olarak biliyoruz biz onu. Hazreti Safiye annemiz, kocası öldürülmüştü savaşta. Safiye annemiz savaşın sonunda bir başka Müslümanın esiriydi. Onun payına düşmüştü. Sabit bin Kays Hazretlerinin. Fakat Allah Resulü bir liderin kızını, Huyay bin Ahtab'ın kızı Hazreti Zeynep, yani Safiye annemiz ve Kinane, kalelerden birinin komutanı olan Kinane'nin kalesi vardı. Çok zengin bir Yahudi aşiret liderlerindendi. Onun hanımı olması hasebiyle Peygamber Efendimiz Sabit bin Kays'a ganimetlerden kendine düşen paydan vererek Safiye'yi Resulullah hür bırakmak istedi. Hazreti Safiye annemiz Hayber zaferinden 3 gün önce bir rüya görmüştü. Rüyasında Medine'den kalkan bir güneşin, Medine'den göğe doğru çıkan bir güneşin gelip Hayber'de kendi elbisesinden, boynundan içeri girdiğini görmüştü. Bunu babasına anlattığında, Yahudiler rüya tabirlerine çok meraklıdırlar. Babasına anlattığında kızı Hazreti Safiye'ye sert bir tokat vurdu. "Sen Muhammed'le evlenmeyi mi düşünüyorsun?" dedi. Dolayısıyla zaferden 3 gün önce bu rüyayı görmüş olup Hayber'de zaferle sonuçlanınca Safiye annemiz de bir başka Müslümanın payına düşüp Peygamber Efendimiz onu parasıyla, o Müslümana parasını ödeyip, bedelini ödeyip Safiye annemizi de yanına çağırdığında "Ey Zeynep," dedi, "ister Müslüman ol, bizimle Medine'ye gel, istersen hürriyetine dönebilirsin, babanlara, işte kabilene geri dönebilirsin." Hazreti Zeynep annemiz Müslüman olduğunu ve bunun 3 gün önce gördüğü rüyayla ilişkisi olduğunu düşünerek "Ben Müslüman olmak istiyorum ya Resulallah," dedi. Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam ona evlilik teklifinde bulundu. Bunun sebebi şu: Yahudilerin düşmanlığını daha da arttırmamak. Çünkü o zamanlar bir kadınla evlenmek o kabileye itibar kazandırmaktır. Yani "ben sizin kızınızın namusum, ailem yapıyorum," diyorsunuz. Dolayısıyla onlar bundan mutlu oluyorlar. Çünkü hakaret etmiyorsunuz, aşağılamıyorsunuz. Onların kızlarıyla evleniyorsunuz. Dolayısıyla böyle bir gelenek vardı o günlerde. Resulullah Efendimiz de onları daha fazla incitmeme adına Safiye annemizle evlenmek istediğini söyledi. Hazreti Safiye annemiz Resulullah Aleyhisselam'a evliliğiyle alakalı dedi ki "Ya Muhammed," dedi, "biz buradan bir an evvel çıkalım. Yolda ben size," dedi, "söylerim," dedi, "düşüncemi. Bu konudaki teklifinize cevabımı ben yolda söyleyeceğim size," dedi. 30 kilometre geldiler develerle. 30 kilometre geldiler bu alana kardeşlerim. Bu gördüğünüz bu alana
Müslümanlar 1500 kişi kadar 15 tane şehidimiz olmuştu biliyorsunuz Hayber'de. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buraya gelip çadır kurduğunda Safiye annemiz Resulullah'la görüşmek istedi. Peygamber Efendimiz'e ya Muhammed dedi bana yaptığınız o teklif hala geçerli değil mi dedi. Evet dedi Allah'ın Resulü kabul ediyorum sizinle evlenmeyi dedi. Allah Resulü hem sevindi hem merak etti. Buyurdu ki Allah'ın Resulü peki şimdi ne oldu da kabul ettin? Yani Hayber'in şehrin içinde sana evliliği teklif ettiğimde niçin kabul etmedin de şimdi burada kabul ettin deyince Safiye annemiz dedi ki ya Resulallah bizim Yahudilerin içinde seni öldürmeyi düşünen yani bireysel olarak bir kişi olarak suikastle sana zarar vermeyi düşünen insanlar olabilir. Eğer biz orada evliliği kabul etseydik orada daha fazla süre kalacaktık. Sana biri kötülük etmek isteyebilir, sana zarar vermek isteyebilir. Ben daha güvenli bir yere bir an evvel çıkalım diye kabul etmemiştim. Aslında siz o teklifi yaptığınızda ben 3 gün önce gördüğüm rüya aklıma gelmişti. Medine'den kalkan bir güneş benim evime, benim elbisemden içeri girmişti. Dolayısıyla ey Allah'ın Resulü ben sizinle evlenmeyi kabul ediyorum. Bu benim için şereftir dedi. Burada bir düğün kuruldu Müslümanlar. Peygamber Efendimiz develer kestirdi, düğün yemeği verdi. Burada bir yuva kuruldu. Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın ailelerinden, annelerimizden, Ezvacı Tahirat dediğimiz, Ümmühatil Müminin dediğimiz, müminlerin annelerinden olan, kendisi de bir Yahudi kızı olan Huyay bin Ahtab'ın kızı Hazreti Safiye annemiz yani asıl adı Zeynep olan Safiye annemiz işte burada nikahlandılar. Burada evlendiler, karı koca oldular ve Müslümanların annelerinden oldu. Biliyorsunuz Safiye annemizle alakalı bir gün Hazreti Ayşe annemiz olsa gerek ona bir laf söyledi, onu üzdü. Safiye annemiz çok dünyalar güzeli bir annemizdi, gençti. Daha 30 yaşında yoktu Peygamberimizle evlendiğinde. Dolayısıyla Resulullah Aleyhisselam bir Yahudi kızıyla evlendi diye onu farklı değerlendirenler, yani alaya alanlar diyelim Safiye anamızı olmuştu. Şöyle, sen bir Yahudi kızısın, Yahudi kızı olarak bizden daha mı öne geçeceksin? Ben Hazreti Ebu Bekir'in kızıyım, işte bu Hazreti Ömer'in kızı gibi diğer annelerimiz Hazreti Safiye annemize karşı böyle bazen hafiften böyle gönlüne dokunan şeyler söylüyorlardı. İnsanlık hali, kadın hali, kıskançlık olur. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a bir gün Safiye annemiz Zin evine gelince Resulullah onun odasına Allah Resulü onu üzgün gördü. Ey dedi Safiye seni üzgün görüyorum ne oldu? Ya Resulallah dedi. Benim dedi iman ettiğim halde İslam'a girdiğim halde Ayşe bana böyle böyle söyledi. Bir Yahudi kızısı değil misin sen? Yani sen ne kadar peygamberin hanımı da olsan bizim gibi olabilir misin dedi deyince Peygamberimiz dedi ki bir daha sana öyle söylerlerse onlara de ki ben babam Harun, amcam Hazreti Musa, kocam da Hazreti Muhammed Mustafa olan bir kadınım. Sizin sülalenizde bu kadar peygamber var mı de onlara dedi. Kim daha üstünmüş de onlara dedi. Hazreti Ayşe ile bir gün Safiye annemiz bir araya geldiğinde yine böyle bir şey söyleyecek olduğunda Safiye annemiz benim babam Harun peygamber, amcam Musa aleyhisselam, kocam da Hazreti Muhammed Mustafa'dır deyince Ayşe annemiz dedi ki vallahi bu sözü sana Resulullah söyledi. Çünkü sen hiç böyle bir şey söylemezdin. Bir mutlu evdir burada kurulan. Biz de buradan dua ediyoruz. Allah'ım bütün Müslümanların evlerine huzur ve güzel geçim ver ya Rabbi.
evlatlarımızı hayırlı yuvalar kurmayı, mutlu olacakları, cennete kadar nikahı taşıyacakları güzel evlilikler yapmalarını, onları sevecek, onları sevindirecek eşlerle oğullarımızı, kızlarımızı evlenmelerini sen nasip et ya Rabbi. Peygamberimizin evlilik kaderdir sözüyle yavrularımızın kaderini güzel eyle ya Rabbi. Bahtlarını açık eyle ya Rabbi. Rabbim evlerinize, yuvalarınıza huzur versin kardeşlerim. Bugün Hazreti Safiye annemizin yuva kurduğu Seddül Bint, yani baraj. Sed baraj demek, bint de kız demek. Kızlar barajı diyebiliriz değerli kardeşlerim. Bu Seddül Bint'te sizi misafir ettik. Hemen Hayber'den Medine'ye gelirken 30 kilometre yolun solunda bir yer. Olur ya, yolunuz düşerse Allah size de ziyaret etmeyi nasip etsin. Biz hiç değilse şimdilik Kanal 7 ekranlarında bu güzel görüntülerle sizi buraya misafir ettik. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.